Selamlar değerli arkadaşlar. Hangi denemedeyiz? 7 numaraya geldik. Maşallah. Yani bu rakamlar daha da artacak. Selman Hoca durmayacak Allah izin verirse. Bu arada küçük de bir müjdemiz. Tarih soru çözüm videolarımız da yayınlanacak. Ama detaylı analiz yapacağız. Yani böyle cevap A'dır şudur deyip geçmeyeceğiz. Diye B değil, B'deki bilgi nerede lazımdı, C'de nerede lazımdı onları da kardeşimize vereceğiz. Yine bu videonun sonunda birkaç tane genel kültür ve güncel bilgi olacak. Size lütfen yorum ve tavsiye ve yazmayı unutmayın. Yukarıdakilerden hangileri? Dolaysız ödenen vergilerden de. Şimdi soru ters. Kelimeleri düzeltelim. Dolaysız ödenen vergiler diyorsa aslında ne istiyor? bizden doğrudan vergileri istiyor. Gelir üzerinden alınan ile servet üzerinden alınan vergiler doğrudan gider üzerinden alınanlar dolaylıdır. Bunu hatırlayabildiniz umarım. Canlar emlak vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi bak yazıyorum emlak motorlu taşıtlar vergisi, intikal vergisi, veraset vergisi. Bunlar ne üzerinden alınıyordu? Servet üzerinden şurası. Servet üzerinden. Gelir vergisi de gelir üzerinden alınıyor. Hayırlısı atandığınızda maaşınız olduğunda e-devletten e-bordro yazdığınızda maaşınıza ne kadar bir gelir vergisi kesildiğini sizler de oradan göreceksiniz. Dolayısıyla 1 ve 2 doğrudan yani dolaysız ödenen vergilerdir. Cevabımız C oldu. KDV 1980'lerde arkadaşlar 83-84'lerde çıkan bir vergidir. Öyle ki Kemal Sunal'ın oynadığı filmlerde de katma değer şaban diyor değil mi? Onu da hatırlamakta fayda var. Kişileri ya da şeyleri, kişileri veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağ verilen at aşağıdakilerden hangisi? Önce gene şunu bir açalım. Kişiler derken gerçek kişi ve tüzel kişi. Şeyler derken gemi ve uçağı kastediyor. Tamam mı? Bunları devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağına ad verilir uyrukluk. Şöyle yazıyorum. Uyrukluk. Bunun diğer adı tabiyettir arkadaşlar. Bakın soru şöyle olsaydı. Kişileri ama özellikle de gerçek kişiyi devlete bağlayan bağ deseydi o zaman vatandaşlık olurdu. Tamam. Uyanık olalım arkadaşlar. Özlem'in bu tür şeyleri sever. Sağır verin sizlerde ceza ehliyeti kaç yaşının doldurulmasıyla başlar? Şimdi bak soruyu doğru anlayalım. Tam ceza ehliyetini sormuyor arkadaşlar tamam mı? Tam cezayı sormuyor. Başları kaçla başlar diyor. Kimler için soruyor? Sağır ve dilsiz kardeşlerimiz için. Şimdi normalde sağlıklı birey deseydi 12 ile başlardı. Sağır ve dilsiz de artı 3 eklediğimiz için bu kardeşlerimiz geç olgunlaşıyorlar ya. O yüzden 15. Veya soru şöyle olsaydı. Sağır ve dilsizlerde tam ceza yaşı deseydi o zaman da 18 artı 3 derdi gibi bir. Aşağıdakilerden hangisi? Borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden değildir. ÖSYM bu formatta defalarca soru sordu. Borçlar hukuku mutlak değil Nispi'dir diye muhatap nedir arkadaşlar? Muhatap sınırlıdır kusurlu sorumluluk var mı? Evet, işin içinde mutlaka ve mutlaka kusur olacak arkadaşlar. İvaz ne demek? Karşılıklı. E ben kendi kendime borçlanamayacağıma göre karşıda birinin olması lazım. Zaten borç borcun, borcun temel ilkelerinde borçlu, alacaklı ve edim var ya. Bakın iki kişiden bahsediyor. İvaz karşılıklı. Dürüstlük var. İyi niyet yok. Borçlarda iyi niyet olmaz arkadaşlar. Bu popüler bir oyundur. Dürüstlük olacak, iyi niyet olmayacak. Disiplinlik olacak, mutlaklık olmayacak. Yanlış nerede? E şıkkında üçüncü kişi aleyhine borç kurulabilmesi. Hayır kurulamaması olacaktı. Burada üçüncü kişi kimdir? Kefil değil. Konuyla ilgisi olmayan bir şahsa. Niye borç kalsın ki arkadaşlarım? Mantıklı düşündüğünde zaten çok rahat yakalanabiliyor. Peki. Birlikte başaracağız canlar. Birlikte. Hukuk devletinde olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hangi devlet? Hukuk devleti. Gel önce bir bilgi yapıştıralım buraya. Türkiye'de hukuk devleti, demokratik devlet, Hukuk, demokratik ve sosyal devlet hangi anayasayla başlamıştı? 61. Hukuk devleti de idarenin mali denetimi olur. Kanuni hakim güvencesi neydi? Kanuna bağlı olduğun bir mahkemeden beni başka bir merci öne çıkaramazsın. Adil yargılanma, bakın size buradan ekstra bir bilgi yazayım. Türkiye'de adil yargılanma hakkı 2001'de anayasamıza girmiş. Maalesef gecikmeli olmuş. Yasama ve yürütme işlemlerinin yargısal denetimi gayet tabii olmalı hukuk devletinde. Ama hukuk devletinde kuvvetlerin yok yumuşak ayrılması, yok sert ayrılması, Böyle bir şartımız yok hukuk devletinde dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği oldu. Ülkemize yapılan son referandumun tarihi aşağıdakilerden hangisi? Gelin önce bir şey hatırlayalım. Referandum halk oylaması demek. Halk oylaması. Ve Türkiye'mizde 61'de, 82'de, 87'de, 88'de, 2007'de, 2010'da ve 2017'de referandum yapıldı. Sayarsanız 7 tane referandum yapılmış. Sadece bir tanesi hayır çıkmış. O da 88. Milletimize sormuşlar. Yerel seçimi bir kere erken alabilir miyiz? Milletimiz hayır demiş. Son referandum 2017'nin 16 Nisan'ı yani cevabımız E oldu. Aşağıdaki haklardan hangisi sosyal ve ekonomik haklardan değildir? Sosyal ve ekonomik değildir. Bir şey hatırlayalım. Sosyal hakların bir adı pozitif statü, diğer adı ise İsteme haklarıdır. Aynı zamanda ikinci kuşak haklardır arkadaşlar. Ve çalışma sözleşme hürriyeti sonu özgürlüğü hürriyetiyle bitip sosyal grupta olan tek parçadır. Çünkü diğerleri özgürlüğüyle bitiyorsa kişi grubundadır. Sendika kuruyorsak sosyal değiliz. Dernek kursaydık kişide, de parti kursaydık siyasi de. Konut hakkı sosyalde konut dokunulmazlığı kişidedir, sosyal grupta değildir. Sporun geliştirilmesi, sanatçının korunması, sporcunun korunması, gençliğin korunması da yine sosyal grupta yerini alacak. Kamulaştırma bedeliyle ilgili çıkan uyuşmazlıklara ait davalar aşağıdaki mahkemelerden hangisine görülür? Kamulaştırma bedeli ve hangi mahkeme? Şimdi eğer soru şöyle olsaydı kamulaştırmanın iptaline hangi mahkeme bakıyor deseydi idare mahkemesi. Ama burada bedelini sorduğu için Asliye Hukuk Mahkemesi'ni işaretliyoruz. Bu formatı ÖSYM e sormuş. Yüksek Seçim Kurulu'na ilişkin hangisi yanlıştır? Canlar yüksek seçim kurulu aslında 1950'de kuruluyor ama 61'de anayasaya giriyor. Yani anayasal anlamda 61 ile geliyor. 7 asil 4 yedek üyesi vardır. Doğru. Biz yanlışı arıyoruz. 6 yargıtay 5 yanlışlar kendi içine gizli oyla seçer gönderir. Doğru. YSK kararlarına yargı yolu kapalıdır. Doğru. Seçim kanunlarına ilişkin TBMM'ye görüş bildirir. Böyle bir ifade yok arkadaşlar. Milletvekili seçim tutanaklarını da tabii ki YSK kabul eder. Şöyle değil. Mazbatayı kim verir deseydi il seçim kurulu. Ama seçim tutanaklarının tamamı nereye teslim ediliyor? Kim kabul ediyor? YSK. En az bir milletvekilinin, en az bir milletvekilinin 15 gün içinde 15 gün içinde olarak cevaplandırılmak üzere meclisten talep ettiği bilgi edilme aracı aşağıdakilerin hangisi doğru olarak verilmiştir? Cümlede bir düşüklük var ama siz olayı anladınız. 15 günde cevap verilecek. Bir milletvekili soracak. Bu nedir? Yazılı soru önergesi. Peki kimlere sorulur? Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bakana. Aman aman Cumhurbaşkanı'na sorulmaz. Bu arada özel yaşamla ilgili kişisel bilgilerle ilgili şeyler de tabii ki yardımcı ve bakana da sorulamıyor. Aşağıdakilerden hangisi idari yargının başı olarak görev yapan danıştaya ilişkin yanlış bir ifadedir? 12 yıl görev yaparlar doğru. 4'te 1'ini Cumhurbaşkanı, 4'te 3'ünü HSK seçer doğru. Kanunla gösterilen belli davalarda ilk ve son derece mahkemedir. Evet. Bazen mesela Cumhurbaşkanlığı yönetmeli direkt Danıştay'a gider. Bak ilk mahkeme oldu. Ama idare, vergi, bölge idareden geliyorsa Danıştay o zaman da son mahkeme olabiliyor. Yani ABC doğru. Üyelerin 4'te 3'ü HSK tarafından seçilir. 4'te 3'ü evet. Danışay Başkanı ve Başsavcısı Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç er aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Hayır. Danıştay Başkanı ve yöneticileri kendi içinden 4 yıllığına kendi içinden gizli oyla seçilirler. Unutmayın. 82'ye göre aşağıdakilerden hangisi idari yargının en üst derece mahkemesi olarak görev yapar? Gelin yazalım. D. Danıştay. Bin Bölge İdare Mahkemesi. İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi. Şu ikisi alt, şu ikisi üst derecedir. Tamam mı? Ve yüksek mahkeme hangisidir? Danıştay'dır. Hangisi en üstüdür diyor. Neyin? İdarinin. ÖSYM bu formatta defalarca sormuş. Defalarca. Ha, soru şöyle olsaydı. İdari değil, adli yargının en üstünü sorsaydı o zaman da yargıtay diyecektim. Anayasa Mahkemesi başkan ve başkan Vekilleri görev süresi kaç yıldır? Bak şimdi uyanık ol. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri ne kadar deseydi? 12. Burada onu sormuyor. Çiziyorum. Başkanının görev süresi 4 yıldır. Cevabımız budur. Başkanı da kendi içine seçiyorlar. Tekrar başkan olabilirler ama tekrar üye olamazlar. Oldu mu? Gelsin 14. Kanunun esas bakımından iptali için esas bakımının iptali için ilgili kanunun resmi gazetede yayınlanmasından itibaren en geç kaç gün içinde iptal davası açılır. Yani yazalım ki diyorum kanun, şekil diyorum, esas diyorum. Şekilden 10 gün, esasdan 60 Bu kadar basit. Köy muhtarı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu arada köy diyelim. Köy. Köyün 3 tane birimi var. Muhtar var. ihtiyar heyeti, azad denilen şey var. Bir de köy derneği var tamam mı? E, muhtar olma yaşı biliyorsunuz 18. İhtiyar heyeti de 18. Doğal üyeleri öğretmen ve imam. Peki. Köyde güvenliği sağlar. Bulaşıcı hastalıkları hükümete bildirir. Köy işlerinde hem davacı hem davalı olarak mahkemede bulunur. Köyde hükümeti temsil eder. Bulduk. Köy işlerine harcanacak parayı toplar ve harcamak için emir verir. Canlar. Muhtar köy kanununda şöyle yazar. Köy kanunu der ki muhtar devletin ajanıdır der. Bu bizim bildiğimiz ters anlamdaki ajan değil. Ha, devletin eli kolu ayağıdır anlamında. Dolayısıyla devleti temsil ediyor ki muhtar. Bakın şöyle vali, devleti ve cumhurbaşkanlığı kaymakam Kaymakam Cumhurbaşkanı Muhtar Devlete. Dolayısıyla bunu da bulduk. Çok... Hadi gelin birkaç tane güncel veya genel kültür verelim. Şu bir ödül töreni var ya arkadaşlar. Emi ödülleri. Bunu alan bir Türk sanatçı. Emi alan Türk sanatçımız kimdi? Hemen yazalım. Değerli bir sanatçı Haluk Bilginer. Tamam. Ne olmuş? Emi. O rolü neydi? Agah rolü vardı ya arkadaşlar. Oradan hatırlamaya çalışalım. Peki bir diğer bilgi gelsin. 25 Kasım. Diyeceksiniz ki Selman Hocam 25 Kasım hikayesini kadına şiddete karşı mücadele günü. Kadına şiddete karşı mücadele günü. Şu aşağıyı kullanacağım. Gelsin Bozkır'ın tezenesi. Bozkır'ın tezenesi gelsin. Kimdi bu değerli arkadaşlarım? Kırşehirli Neşet Ertaş. Güzel. Bir de bizden bir tane gelsin. Kim? Şark Bülbülü. Şark Bülbülü kimdi arkadaşlarım? Diyarbakırlı Celal Güzel ses. Süper. Yeni videolarda görüşmek üzere.